her köşesi ayrı bir cennet olan yurdumuzun bir de cennetten bazı köşeleri var. İşte Bodrum bunlardan biri. Bakın Bodrum üzerine bugüne kadar o kadar çok şey yazıldı, çizildi, söylendi, gösterildi ki ben bunun üzerine ne ilave etsem, ne eklesem sanırım hala yetersiz kalır. Yine de 7'den 77 içinde Deretepe Türkiye derken Bodrum'u şöyle bir Deretepe gezdik, geldik buraya. Burası neresi? Burası Bodrum Kalesi. Ha, ben şimdi sizin dikkatinizi özellikle Bodrum Kalesi üzerinde yoğunlaştırmak istiyorum. Neden derseniz, bakın kale deyince aklına geliyor? Taş bir yapı. Tamam, güzel, tarihi bir yapı ama taş bir yapı değil. Kazın ayağı öyle değil. Evet, taş bir yapı ama Bodrum Kalesi'nin çok büyük özellikleri var. Bir, burası günümüzden tam 5 asır önce Saint Jean Şövalyeleri diye bilinen Rodos Şövalyeleri tarafından inşa edilmiş. Yani bildiğimiz korsanlar açıkçası. Burası o zamanlar korsanların barınağı biliyorsunuz. Yapımı 100 yıldan fazla sürmüş. 1413-1513 ya da 15 yıllar arasında. Ha şimdi burada bazı mimari çok büyük özellikler var. Neden derseniz 5 tane büyük kule var Bodrum Kalesi'nde. Tam karşında İngiliz Kulesi, onun hemen birisinde Fransız Kulesi, yanında İtalyan Kulesi, şöyle şu tarafında Alman Kulesi ve benim şu anda üzerinde bulunduğum İspanyol Kulesi. Ha, şimdi yapımında kullanılan taşlar nereden gelmiş? O çok enteresan. O zamanki ismiyle Halikarnas diye bilinen Bodrum mozoleumundan gelen taşlarla burası yapılmış. Yani dünyanın 7 harikasından biri olan Bodrum mozoleumun taşlarından yapıldığı için buradan bahsederken Bodrum Kalesi de dünyanın 7 harikasından bir tanesinin torunudur desek çok da fazla abartmış olmayız. Şimdi isterseniz bütün bu kuleleri mimari özellikleriyle beraber izleyelim. Buyurun. Dünyanın 7 harikasından biri olan Bodrum mozolesinden sökülerek getirilen taşların Bodrum Kalesi'nin yapımında kullanıldığını daha önce söylemiştim. Bu taşları diğerlerinden ayırt etmek son derece kolay. Biraz dikkat olmak yeter. Şöyle ki bu tonlarca ağırlıktaki taşları oradan buraya taşımak için bir tür demirden bağlaçlar yapmışlar. 2-2 taşlara saplayarak. Bu demir bağlaçların izleri çok net olarak hala bugün görünüyor. Bakın. Rodos Şövalyelerinin ziyafet salonuymuş burası. Karşılıklı iki şömine arasında uzanan kocaman bir tahta masa var. Niye iki şömine? Biri Lodos'ta, diğeri Poyraz'da kullanılmak içinmiş şömineleri. Olduğu gibi muhafaza etmişler. Bakın bu ülkemizde görmeye pek alışkın olmadığımız bir mekan türü. Açıkçası insan burada kendini Orta Çağ'la ilgili bir filmin setinde zannediyor. Öyle ki şövalye elbiseleri var. Buraya gezen turistlerin, merakları giyip hatıra resmi çektirmeleri için. Onu da düşünmüşler, çok da yetmişler doğrusu. İşte Rodos Şövalyelerinin ziyafet salonu, o ünlü İngiliz Kulesi burası.
Denizler hakimini bilirsiniz. Hani şu İngiltere Kralı 1. Charles'ın halka ağır vergiler ödettirerek yaptırdığı o ünlü gemi Sovereign of the Seas. İşte denizler hakiminin bu küçük maketini ama çok güzel maketini İngiliz Kulesi'ne görmek mümkün. Su testisi su yolunda kırılır derler. Bu söz herhalde su taşıyan testiler için söylemiş olmalı ki bunlar asırlarca su altında kalmış olmana rağmen kırılmamışlar. Bunlar amfora. Bildiğimiz amfora. Yani o dönemin testileri. Yalnız farklı var aralarında. Bunlar milattan sonra 2. 3. ve hatta 4. yüzyıla ait testiler, amforalar. Yani 1400-1500 senelik amforalar. Kaldı ki şu arkamda gördükleriniz milattan önce 6. yüzyıldan kalma amforalar. Bu testi bu hale gelmek için tam 600 sene beklemiş. Onun da kendine göre evrimi var tabii ki. Bodrum Kalesi'nin hemen girişindeki Orta Avlu diye bilinen yer burası. Burası küçük bir kuş cenneti, küçük bir kuş bahçesi niteliğinde. Bakın burada çok hoş bir olayla karşı karşıya geliyoruz. Bütün yapacağınız bir avuç buğdayı elinize almanız ve diye bir ısık çalmanız. Hemen düşüyor kuşlar. Evet, son buğday tanesi bitti ve bütün kuşlar gitti. Yok, kalmadı. Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer demişler. Biz de Deretepe Türkiye'de yollara düştükten sonra artık ne bulursak onunla yetiniyoruz. Aramızda kalsın. Böyle yetinmeye de can kurban. Bu akşam kısmetimizde ne var biliyor musunuz? Kabak çiçeği dolması. Doğru söylüyorum değil mi Eda yenge? Evet. Yanımızda Eda yenge. Kabak çiçeği dolmasını ben bırakacağım. Kendisi bize anlatacak. Şimdi Eda yenge, kabak çiçeği dolmasını biz büyük şehirlerde bilmeyiz. Evet. Ege sahillerinin dışında başka yerlerde de pek bilinmiyor. Nedir bu kabak çiçeği dolması? Bir anlatır mısın bize? Bu kabak çiçeğini sabah erkenden elleriz. Yani erkenden bayağı sabah... Gün doğarak elleriz. Elledik geldim böyle unarız. Ondan sonra içini hazırlarız. Pirincini, yağını, tuzunu, her şeysini. Bildiğimiz dolma için bu yani. Evet. Her şeysini hazır. Biber, karabiber, her şey hazır. Ondan sonra al gel doldururuz. Doldurayım bir tane. Bir tane doldur lütfen yani. Çünkü anlattığı kadarıyla kolay geliyor ama o kadar uzun boylu değil galiba. Doldururuz. Evet. Bildiğimiz dolma içini evet. Kabak çiçeğinin içine dolduruyoruz. İçine doldururuz. Tencereye böyle koyuruz. Ondan sonra ocağa koyuruz, pişiririz. Afiyetle yeriz. Of, bu kadar basit yani söylendiği zaman hakikaten. Afiyetle yeniyor. O bir gece biraz sonra afiyetle yiyeceğiz. Ancak bu kadar kolay değil bu olay herhalde. Yani bunu şimdi sabahın hangi saatlerine topluyorsunuz? Sabah erken dediniz. Sabah erken kişiye göre değişiyor. 5'te 6'da değil herhalde. Ellerse 5'te 6'da. O da erken o zaman. O kadar erken değil. Gün doğduktan sonra elleriz. Güneş çıkacak ondan sonra. Güneş çıkacak.
Peki öğle saatlerine falan kalırsa olmuyor mu? Ta geç kalsak sıcak kızlar olmaz. Yumulur. Ha, kabak çiçeği bizim bildiğimiz çiçeklerden değil, o kaprisli çiçek. Yani belirli saatte açıyor, sonra kapanıyor, yumuluyor yani. Evet. O zaman olmuyor mu? Olmaz. Olur yani, açacaksın hep elinden bir bir bunları, öyle dolduracaksın. Öyle olunca olmaz. Yani zor iş yani. Peki dolmanın harcını evvelden mi hazırlıyorsun Eda Yenge? Hayır. Dolma eve gel, çiçeğe eller geliriz. Ondan sonra hazırlayıversin hemen tezcene. Tezcene? Doğru ha. Ne olacak bir dolma? Hayret bir şey. Hemencik oluyor yani. Olur. Tezcene hemen doldururuz. Ocağa koyarız, pişiririz. Afiyetle yürüle.